Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan muhteşem bir pastane poğaçası tarifi hazırladım. Yapımı aşırı kolay bir tarif. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak 4,5 su bardağı elenmiş unu tezgahımın üzerine alıyorum. Unun orta kısmını şöyle havuç şeklinde oyuyorum. Daha sonra kenarlarına tuzu ekliyorum. Tarifimde 1 tatlı kaşığı tuz kullandım. Tuzu mutlaka unun üzerine ekleyelim. Maya ile ne kadar geç temas ederse hamurumuz o kadar güzel olacaktır. Şimdi yarım su bardağı soğuk suyun içerisine bir paketin 3'te 2'si oranında 30 gram yaş maya ekledim ve maya eriyinceye kadar kaşıkla güzelce karıştırdıktan sonra kenara alıyorum. Unun tam içerisine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 250 gram tereyağını, 2 tane yumurtayı ekledim. Yumurtalardan birinin sarısını poğaçanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. 2 yemek kaşığı şeker ve su ile eritmiş olduğum mayayı da ekledikten sonra şimdi hamuru yoğurmaya başladım. Bu tarifin önemli püf noktalarından bir tanesi mayayı açmak için kullandığımız su kesinlikle ılık veya kaynar olmayacak. Musluktan aldığınız soğuk suyu kullanın. Eğer sıcak su kullanırsanız hamur alması gerektiğinden daha fazla miktarda un alabilir ve elinize yapışabilir. Ayrıca pastane poğaçası hazırlamak için özel bir yağ kullanılıyor ama ben o yağdan kullanmadım. Hakiki tereyağı kullandım. Böylelikle pastane poğaçası lezzetine aşırı derecede yakın, görüntüsü ise birebir aynı olan poğaçalar elde ettim. Sizlerin de bana güvenerek bu güzel tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki tarifimi denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz ve artık pastaneden poğaça almayacaksınız. Hamur tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Daha sonra ortadan ikiye kestim ve şöyle hamuru rulo şeklinde uzattıktan sonra 12 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu arada poğaça hamurunu yoğururken baktınız ki aşırı derecede katı kıvamda ise çok az miktarda daha soğuk su ekleyebilirsiniz. Eğer aşırı derecede yumuşacık olursa da 1-2 avuç daha un ekleyerek hamuru orta sertlikte yoğurabilirsiniz. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra şimdi poğaçanın şeklini vermeye başladım. Hazırlamış olduğum bezelerden bir tanesini aldım. Kenarına çok fazla dokunmadan hamurun orta kısmını oydum ve içerisine çok az miktarda peynir ekledikten sonra iki uç kısmını birleştirip elimin tersi ile üzerine bastırdım. Böylelikle pastane poğaçasının şeklini vermiş oldum. Kalan bezeleri de aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu tarifte özellikle poğaçanın iç harcını çok az miktarda ekliyoruz. Eğer çok fazla iç harcı eklersek poğaçalar pişerken dışına taşabilir. Ayrıca poğaçanın şeklini verirken hamurun kenarlarına bastırıp ezmeyelim ki bombeli bir şekilde kalsın ve tam bir pastane poğaçası görünümünde olsun. Bu tarifin en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hamuru yoğurduktan sonra ve bezeleri hazırladıktan sonra kesinlikle mayalanmasını beklemiyoruz. Hemen poğaçaların şeklini vereceğiz. Daha sonra fırının içerisinde yarım saat beklettikten sonra poğaçalarımızı pişirmeye başlayacağız. Gerçekten çok pratik bir tarif. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bütün poğaçaları hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi poğaçanın yine uç kısımlarına gelmeden parmak uçlarımla üzerine iyice bastırıyorum. Daha sonra ne kadar güzel kabardığını göreceksiniz. Poğaçaları hazırladıktan sonra üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısını fırça ile iyice karıştırdıktan sonra şimdi poğaçaların üzerine sürüyorum. Daha sonra tepsiyi önceden ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 50 derece fırına götürerek içerisinde yarım saat bekleteceğim ve poğaçaların kabarmasını bekleyeceğim.
Poğaçaları fırına götürmeden önce üzerine çatalla şöyle çizikler atıyorum. Daha sonra da fırının içerisine bırakıyorum. Bu arada bu aşamada fırını kesinlikle yüksek ayarda ayarlamayın. Aksi takdirde poğaçalar kabarmak yerine pişebilir. Ben 50 derece ısıtmış olduğum fırını kapatmadan içerisinde yarım saat poğaçaları beklettim. Şöyle sizlere yakından göstermek için fırından aldım. Ne kadar güzel kabardığını görüyorsunuz. Daha sonra fırını alt üst ayarda 180 dereceye ayarladım ve poğaçalar güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Poğaçaların ne kadar muhteşem göründüğüne bakar mısınız? Kıyır kıyır ağızda dağılan inanılmaz derecede lezzetli bir pastane poğaçası tarifi oldu. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Poğaçanın içinin de ne kadar güzel piştiğini görüyorsunuz. İçerisinde kesinlikle hamurlaşma olmadı. Gözenekli bir şekilde pişti. Sizler de beğendiyseniz mutlaka görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın lütfen. Poğaçanın dokusuna bakar mısınız? Pamuk gibi yumuşacık bir poğaça oldu. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.